7. haftada 3 puandaydık. Eee 3 puanla başladık. 7. hafta Fenerbahçe maçıydı. O maçımızı Fenerbahçe galibiyetiyle Puanımızı 6'ya yükselttik ve Fenerbahçe maçıyla da devam ettik. Aslında ilk yarıda da biz kötü bir takım değildik, iyi gidiyordu ama beraberliklerimiz çoktu. Bir türlü 3 puan alamadık, hep 1 puan bayağı aldık. Yani yenilgimiz pek fazla olmamasına rağmen 3 puan alamadık, sıkıntımız oydu. İkinci yarıya girdiğimizde de zaten Okan Hoca ile de biz beraber başlamıştık, o da 7. Maçta başlamıştı. Ben de benim başkanlığımda 7 maçta gelmişti. Ondan sonra da ara transferleri çok iyi yaptık. Çok iyi yaptık derken tabii bu ekip işi. Yani başkan bu işi çok iyi yaptı veya hoca yaptı veya sportif direktör yaptı. Böyle bir şey değil. Ekip olarak çok iyi çalıştık. Çok iyi ekip olduk. Yani Rize Spor inanın bunu samimiyetle söylüyorum. Böyle bir yönetim şimdiye kadar herhalde olmamıştı. O kadar iyi bir anlaşma içerisinde ki yönetim dört dörtlük kendisiyle kendi iç bünyesinde hiç sorunsuz anlaşıyor. Onun dışında hocamızla hiç problem yaşamadık. Yani ilk yarıyı 12 puanla bitirmemize rağmen Okan Hoca ile biz en ufak bir problem yaşamadık. Gayet güzel önümüzün açık olduğunu, biz bu işi becereceğimizi ve inanarak bunu konuştuk ve neticede sonuçta da bak işte bugünlere geldik. Bunun dışında şehirle iyi bütünleştik. Yani bizim e, seyircilerle çok iyi bütünleştik. E, biz hemen hemen biz başladığımızda tahmin ediyorum 3000-3500 kişiye oynarken şimdi 12 kişiye oynuyoruz. Yani şehri bütünleştirdik. Hepsini bir bütün olarak düşündüğün zaman, her şey dört dörtlük olduğu zaman artık başaramamanın bir şeyi yok mutlaka başaracaksın yani neticede başarı da ondan sonra geliyor demektir Hocamız gitse bile bize söyleyeceği çok şey vardır ve bize söyler. Çünkü hocamızla bir problemle problemli bir şekilde ayrılmıyoruz. Hocamız bize tavsiyelerini yapacak, söyleyecek. Ee, tabii onun söylemleri ve yeni getireceğiz, getireceğimiz hocamızla da e, yapacağımız istişareler neticesinde iyi bir takım kurmaya çalışacağız. Vedat Muriç'e gelince, Vedat çok iyi bir çocuk, çok ahlaklı ve düzgün bir çocuk. Şimdi Vedat'ın gitmesini hiç istemeyiz. Ama şimdi 24 yaşında bir çocuğun da önünü kapatmanın da bir anlamı yok. Yok. ama e, takdir e, hem vedat e, ne ister o olur Bir de zaman gösterir Çünkü vedatı bir tane isteyen yok e, birkaç kulüp e, kulübün e, istediğini biliyorum e, Böyle olunca da tabii neticede nereye gideceği önce vedatın isteği sonra işte kulübün yapısı ne olacak nasıl bir e, isteğimiz olacak? tam bir anlaşmaya vardığımız kimse yok. Daha kesinleşmiş bir durum yok ama valla Vedat gidecek gibi görünüyor. Yani. üzülüyorum yani. Fenerbahçe'den şifai bir teklif var. Ee, onun dışında bir başka tekliflerde var. Yani çünkü Vedat iyi bir oyuncu. Tabii ki olacak. Yani bence Vedat'ın Avrupa'dan da olmaz. Yani dünyanın her yerinden Vedat'a teklif gelmesi lazım. Vedat çocuk iyi çalıştı. Kendini iyi yetiştirdi. Yani bu bir yıl içerisinde çocuk bayağı bir gelişti. Ee, i̇ster istemez bir yerlerden tabii teklif gelecek bunu engelleyemeyiz. Şimdi tabii biz e, sıkıntılı bir dönem geçirdiğimiz için ara transferdeki düşüncemiz hasbel kader e, düşersek kulübü büyük sıkıntıya sokmayalım düşüncesiyle hep e, o dönem içerisinde aldık. Yani e, yarım dönem için çocuklarla sözleşme yaptık. Bu da biz kulübümüzü düşündüğümüz için biraz da talbi kulüplerin mali külfetin içine sokmamak lazım. Bu düşünceyle hareket etmek kaydıyla e, yarım dönemde aldık. Şimdi onların çoğu gidiyor. Tabii bizde parlayan, iyi oynayanlar var. Onları belki alamayacağız vallahi. Yani gücümüz yetmeyeceğiz, yetmeyecek. Ama e, hem onlar olsun e, kalacaklarla konuşmaya başlıyoruz şimdi. Konuşacağız. Kalanlar kalacak. Gidenlerin yerine de e, nasıl ki ara transferde e, bulduk. E, yine de bulacağız diye düşünüyorum yani. Çok şükür açık ve net söylüyorum. 182 milyon borçla aldık kulübü. Şu anda 100 milyon borcumuz var. O zaman da ödenmeyecek bir 30 milyon civarında borç vardı. Şimdi de bir 30 milyon ödenmeyecek borç var. Bunu da düşündüğümüz zaman demek ki bizim 70-80 milyon civarında bir borcumuz var. Yani bu borcu biz döndürüyoruz. Sıkıntımız yok. Bak teknolojiyi iyi bir şekilde kullanırsanız teknoloji insanlara faydalıdır. Ama teknolojiyi kötü niyetlere alet etmeye kalkarsanız, o zaman teknoloji zararlıdır. Yani bir hakemi var çağırmıyorsa, var çağırmadıktan sonra hakem illa ben vara gideceğim, bakacağım. Yani bir kılıf uyduracağım, minareyi çaldım, bir kılıf uyduracağım diye vara giderse ve oradan bir kılıf bulup dönerse, bu tabii var bu sistemde sıkıntı yaratır. Bazı maçlarda var gerçekten çok sıkıntı yarattı. Bazı maçlarda da bazı şeyleri önledi. Bir, ikincisi en büyük sıkıntı, şimdi Erzurum maçını hiç unutamıyorum. Erzurum maçında özellikle bizim çocuğa faul yapıldı. Açık ve görüyorum yani futboldan anlamayan yani futbolun ben teknik yönünü o kadar fazla bilmem ama gözümle görüyorum yani bu faul. O faulü orada hakem verseydi o faulü Erzurum Spor bize gol atmayacaktı. Gol attıktan sonra ne oldu? Vara gitti. Faulü tespit etti, golü iptal etti. Ne olmuş oldu? İki takım arasında da bir problem yaratmış oldu. Erzurumspor'un golünü iptal etti. Kim iptal ettirdi? Rize mi iptal ettirdi? Hayır. Oradaki hakem daha önceden o faulü vermesi lazımdı. O golün olmaması lazımdı. İki e, kulüp, iki takımda birbirine kötü gözle bakmaması lazımdı. Daha samimi olması lazımdı. Bu tür hatalar da yapılıyor. Yani varın düzgün kullanılması lazım. Düzgün kullanılmadığı sürece... Var bence e, faydalı değil. Yani. yani devam edecek, etmesinde fayda var ama bunun bazı kurallarının değişmesi lazım. Yani hakem bazı yerlerde anında karar vermesi lazım. Obsahit oluyor. Örneğin Beşiktaş maçında bizim 3. ve 4. golde obsahit vardı. E gözde gözle görüyorsun. Gözle gördüğün yerde hakem niye dur müdahale etmiyor? Yani bunun vara gidilmesine ne gerek var? O anda müdahale et, o iş bitsin tamam. Ama ondan sonra ne oldu? Var bozuldu. Ya böyle şey olur mu yani? Bunlar çok yanlış şeyler bunlar. Türk futboluna bence gölge düşürüyor. Yani çok yanlışlar oluyor. İnşallah yeni e, federasyon başkanı seçilecek arkadaşlarımız bu hataları görür, bunlar düzeltir diye düşünüyorum. Yani Nihat Bey'in en son bizim Kulüpler Birliği toplantısında e, geldi, bizim toplantımıza katıldı. O toplantıda yapmış olduğu söylemleri, o toplantıda yapmış olduğu konuşmaları, o toplantıda yapmış olduğu tespitleri, bize aktarmış olduğu tespitleri düzeltirse ki düzelteceğim Yapacağım dedi. O zaman bence çok çok iyi bir federasyon başkanı. Ama federasyonun şu bugünkü yapılanmasını değiştirilmesi lazım. Daha federasyonda bir yenilenmeye ihtiyaç var. Federasyonun daha e, belli bir sistem içerisinde çalışması lazım. Yani şu şunun adamıdır, bu bunun adamıdır. Şu hakem şunu sever, şu bunu. Bunlar olmaması lazım. Yani doğru neyse, tek doğrunun üzerinde toplanması lazım. Federasyonu o şekilde yönetirlerse, bir sisteme oturturlarsa, ben çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Nihat Bey'in de bu işi yapabileceğini düşünüyorum.